Merhabalar kıymetli seyircilerimiz. İBM kanalımızın Manevi Dinamikler programına hoş geldiniz. Bahattin Karataş hocamızla yaptığımız manevi sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, merhabalar Bahattin abi. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah abi. Teşekkür ederiz. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimize de inşallah sıkılmadan keyifli dakikalar inşallah diliyorum. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık abi. Abi son programımızda zekat konusuna girmiştik. Tanımıyla Kur'an ve sünnetteki yerini durmuştunuz. Sonra bitirmeden zekatın sadece malla alakalı olmadığını, Allah'ın verdiği diğer nimetlerin de kabiliyettir, akıldır, ilimdir gibi bunların da zekatının, bunların da insanların paylaşılmasının gerektiği gibi bir konuya girmiştiniz. Orada programımız bitmişti. Buyurun abi, ben sözü size bırakıyorum, sizleri dinliyoruz. Evet, geçen konumuzda da bahsetmiştim. Yani zekatı veren bir insanın evvela şahsi hayatı, aile hayatı, toplumdaki yeri, toplumdaki sınıflar arasında, insanlar arasında ki konumu ve topyekün bütün insan olmayı, insanlığı ilgilendiren bir yönü var zekatın. Sosyal bir yönü var, psikolojik bir yönü var. Eğer izin verirseniz ben böyle evvela bir küçük maddeler halinde bir değinmek istiyorum. Bir, şahsın kendisini bencillikten kurtarır. Mal benim değilmiş der. Demek ki ben dağıtım memuruyum. Demek ki ben bunu Allah üstünden veriyor. Hani geçen de siz şey etmiştiniz. Bir anne sütünü nasıl ki çocuğuna, Allah sütü anne üzerinden veriyor. Allah mesela çocuklara bakımı baba üzerinden veriyor. Baba çocuklarını geçindirirken aldığı zevk ve bencilliğinden de o çocuklarla bir paylaşımı vardır. İnsanlık arasında da bir paylaşım, bir efendim insanlarla bir bölüşüm, bir bölüşme yani. Bu sadece sen değilsin. Yani bir paylaşım, bir bölüşüm, bir efendim sosyal yönü insanın ve dolayısıyla bir insanın mutlu etmesiyle duyduğu mutluluğu Allah tetikliyor. Neyle? Sen bunu milyon dolarlar dökersen böyle bir mutluluğu, hazzı alamıyorsun ki. Bakın Allah bir zekatı vermekle sana bu bedava veriyor. Bunu çıkar ki diyor, seni bu kadar milyonların seni yapamadığı kadar mutlu edeyim. Allah'ın emirlerini düşünürken böyle düşün. Yoksa sadece bize yük getiriyor, benim malımı niye başkasına vereyim? Bakış açısı sakat. O doğru değil yani. Dolayısıyla merhameti, Murat Bey, merhameti tahrik ediyor, acıma duygusunu ve dolayısıyla sadistliği önler, zalimliği önler, merhametsizliği önler zekat. Sen iyilik yaptığın bir kimseye zulüm edemezsin. Şimdi karşı taraf da kendisini yok ya, olana bir kin besler, bir haset olur. Bugün haset, yani nelere şey düşünecek olursak, Adem'in iki oğlu birbirine haset etti. Biri diğerini öldürdü. Haset öldürtüyor. Bugün şu hizmetimizde bile bir kısım haset sahipleri baksana zulüm ediyor. Yani zekat halbuki bakın neleri de engelliyor yani. Farkında değiliz. Ve dolayısıyla acıma merhamet hissini geliştirir. Peki karşı tarafa ne yapar? Karşı tarafa da ya iyilik yaptığı eli ısırmaz insan. İyilik gördüğü eli ısırmaz. Ve dolayısıyla o da ona saygılı olur. Ve iki kesim arasında bir iletişim sağlar. İşte bu zekat. Kantaratul İslam bu demek yani. İnsanlar, toplumlar. Ha bunu sadece bir mümin arasında değil. Çünkü müellefe-i kulubu da koyunca yolda kalmışlar. Demiyor ki Müslüman yolda kalmış. Demiyor ki efendim bilmem filan kes miskin veya fakir veya şu adına Müslüman koymuyor yani Kur'an. Toplumun her kesiminde bunlar olabilirler yani. Dolayısıyla zekatı nerelere, kimlere verilir?
bunu iyice hesaplarsa Müslümanlığın da külhünü öğrenmiş oluruz. İslam'ın temel felsefesi budur yani. Ve dolayısıyla minnet de yok. Karşı tarafta sana minnet etmez. Niye? Sendeki alacağı. Sen de onun sendeki alacağını veriyorsun. Yani borçlusun, borcunu veriyorsun yani. Sen de bir başa kalkma, bir minnet etme gelişmiyor. Zekat da çok nazik, çok kibar, çok insani bir alışveriş var. Ve dolayısıyla eğer bir de şu var, zaman zaman dikkatimizi çekiyor, ticarette bir durgunluk, kesat meydana geliyor. Niye? Para birilerinde bloke oluyor, karşı tarafta da yokluk. İnsanlar hatta faiz oranlarını düşürüyorlar. İnsanlar da parasını sarf etme, mal piyasaya sürme şeyini rahatlatıyor, gevşetiyor ki iskontolar yapıyorlar, efendim bilmem kampanyalar düzenliyorlar. Bunlar niçindir biliyor musun? Bunlar ticaretin canlanması içindir. Tüketici çünkü parası kalmamıştır. Onu biraz daha hafifletiyor ki işte zekatta parası bitmiş, yok, ihtiyacı var, alamıyor. Bu kesime biraz daha efendim meşru yoldan ve minnetsiz bir yoldan ona imkan sunmanın adıdır zekat aynı zamanda. Ve bu ticarette de bir canlılık meydana getirir. Sadece birisine bloke edilmemeyi de meydana getirir. Ve dolayısıyla israfı da önler. İsraf etmeyi birisinin selleme hüselam başıboş ben istediğim gibi savururum, israf ederim bunu da diyemez. Çünkü başkasının onda hakkı var. Bütün bunlara insanı hatırlatan bir emri ilahidir zekat. Ve şöyle arz etmek istiyorum. Eğer müsait mi vaktimiz? 22. mektup üstadımızdan önemli bir şey. 22. mektup, 2. mebhas. Orada üstadımız bir heyet-i aliyeye çağrılıyor. Manen. Diyorlar ki gel ey helaket ve felaket asrının imamı. Müslümanlar şu dünya savaşınca, birinci cihan harbinde neden bu kadar mağdur oldular, mazlum oldular, perişan oldular? Bunun sebebi nedir diye soruyorlar. Üstada, ey bu asrın imamı. O da diyor ki Allah diyor Celle Celaluhu malımızın 1/40'ını istedi. 1/40'ını. Biz tamahkarlık yaptık, malımızı vermedik. Allah da 1/40'ını aldı. Allah günde 24 saatten 1 saatini namaz için istedi. Biz tembellik ettik, temperverlik yaptık. Allah da bizim şu kadar saatimizi, gece gündüzümüzü bize yerden süründürdü, secde ettirdi. Allah bize 12 ayda bir ay oruç dedi. Yüzlerce hikmeti olan bir orucu bize emretti. Biz yine tembellik ettik, temperverlik nefsimize efendim şeyi yaptık. Yapmadık, tutmadık. Allah da bize 5 sene açlık çektirdi, kıtlık çektirdi. Bunlar aslında işte bir daha söylüyorum. Zekatı da, namazı da sadece benim senin problemim ya da sadece filan cemaati, filan tarikatı, filan kesimi değil. Bütün bir insanlığı ilgilendirmesini özellikle basa basa ben izleyicilerimize, seyircilerimize vurgulamak istiyorum. Hele şu günlerde de bunun çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Şu dünyanın nereye gittiği, 3-5 serseri tarafından nereye götürüldüğü meçhule doğru gidiyor dünya. İnsanlık nereye gidiyor? Bunun da çözümü olabileceğine inanarak bunları söylüyorum. Ve arkadaşlar dünyadaki demek ki sulhu, barışı, birlik ve beraberliği ve insan olmayı, insanca yaşamayı bize hatırlatan Allah'ın emirlerinden birisidir. Aynı zamanda efendim öşür var. Toprak mahsullerinden, hani insanın kendisini masraf ederek bir tarlaya bakımına bir o var 20'de bir. Bir de
efendim Cenab-ı Allah'ın Celle Celal bitirdiği masrafı yapmadan onda bir. Bunu da insanlara aynı zamanda. Yine kimsenin nefsi kalmasın. Hatta nereye kadar? Ta oraya konan yiyen kuşlara kadar. Kuşlara kadar onların da hakkı var. Ve dolayısıyla hepsinin dinimizde tek tek ayetlerle, hadislerle Murat Bey, sadakayı, infakı, öyle bir güzel dinimiz var ki selam vermeyi ya, selam verin diyor. Selamı yayın diyor Peygamberimiz Efendimiz. Çünkü siz selam verirseniz karşı taraftan hani merhaba eden bir adam sana zarar dokundurmaz. Nasıl güvenlik dini bakın. Nasıl insanlar arasında bir güvenliği. İyilik yaptığı eli, gördüğü eli insan ısırmaz. Efendim ona hürmet eder. O da ona merhamet eder. İnsanlar arasında bir emniyet, bir asayiş tesisi yapar. Bu Allah'ın emirlerine hep öyle bakmak lazım. Nereye kadar biliyor musunuz? Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessümü bile sadaka sayıyor. Tebessüm et ya. Tebessüm insandaki kini, gayzı ne kadar o ateşi söndürür. Bir tebessüm. Bu çok önemli. Yani bunlar beşer hayatında belki büyük ev tutun diyor. Mesela misafiriniz bol olsun diyor. Efendim yedirin içirin diyor. Ve kurban olayım. Bakın bir yedirme bir içirme Hatice-tül Kübra annemizi değinmeden geçmeyeceğim. Bütün mal varlığını bütününü Muhammed'ine bütününü. Çünkü onunla yol açtı insanların kalbine. Kimler kimler açılmadı, İslam kimlere ulaşmadı bakın köprü. Öyle anlamak lazım yani yoksa böyle somut bir şey değil. Ve kimleri hem de İslam'a en büyük düşmanlık yapacakları, yapanları bütün malını, varını, yoğunu Allah Resulü onlara yedirdi. Şimdikilerin belki aklı almaz. Bizdeki bu diyalog hizmeti de aynı şekilde. Niye filan kese yemeğinizi? Ulan sen bir bilsen ki Peygamberimiz Ebu Cehillere, Ebu Leheblere sofra sermiş ya. Sofrada kendisi hizmet etmiş. Buyurun yiyin demiş ya. Böyle bir peygamberi bu tip düşünenler anlayamazlar yani. Dolayısıyla bu verin demeyi de infak edin demeyi de Kur'an'ı anlamak lazım. İslam'ı anlamak lazım ve peygamberimizi anlamak lazım. Bugünkü şekliyle tabii Kur'an-ı Kerim'de efendim kimlere verileri arz ettim, değindim. 8 tane sınıf diyor Kur'an-ı Kerim sayıyor. Ondan sonra mesela bizim kurbanı diyor. Verin diyor kurban. Efendim şu kadarını kendinize, dostlarınıza, aynı zamanda fakir fukaraya, toplumun çeşitli katmanlarının tümüne bir köprü kurban gibi. Zekat da, zekat da, öşür de, sadaka da, infak da, hepsi tasadduk da, her birileri İslam'ın toplumu tek parça haline getirmek, hep beraberce efendim güzellikler içerisinde yaşamanın bir şeysi oluyor, emri oluyor. Ve dolayısıyla biz bunu anlayamamız Allah'ın verdiği kadarıyla Celle Celaluhu anlamamız lazım. Bir de değinmek istiyorum ben Murat Bey. Tabii eskiden devlet hep her şeyi yapıyordu, veriyordu. Devlet veriyordu. Devlet bir kısım sosyal meselelere, problemlere, efendim çaresizliklere el atıyordu. O çözüyordu. Ama şimdi takdirleri bütün arkadaşlarımızın yani boynuna vermenin borç olduğu arkadaş. İster yeme, isme, işte yedirme, ister para, pul, ister zekatı, ister kabiliyeti, yeteneği, ilmi, efendim kariyeri, karizması. Ne olursa olsun verilebilecek olan bir şeye sahip olan bütün arkadaşlarımızın bir zamanlar tabii ki veren
verme kurumu devletin elindeydi. Ama şimdi bu kurum yok. O zaman bizler bunu, bu kurumu hem tesis edeceğiz hem de bu görevleri, işlevleri biz yapacağız. Biz yapmazsak o zaman bu işte ne olur? Efendim askıda kalır. Ben Hazreti Ayşe annemizden de bir rivayet yapmak istiyorum. Annemiz radıyallahu anha Abdurrahman bin Avf için yürüyerek diyor, pardon sürünerek diyor cennete diyor. Sürünerek diyor cennete. Abdurrahman bin Avf bunu duyuyor. Niye annem diyor, niye sürüneyim diyor. Sen işte kıstın ya da az verdin. Ve dolayısıyla anne diyor sana söz diyor, yürüyerek koşarak cennete gireceğim. Tam da o sıra 700 tane efendim devesi yüklü şeyden geliyor, Şam'dan, onu komplesini bağışladım diyor. Komplesini diyor. Bakın burada siz bir ölçü, bir nisap, bir şu bu bakmıyor. Ya ne o, bir de o gün Murat Bey bir daha bir şey hatırlatıyorum. Günümüz için çok önemli. Mesela bugün diyelim ne eksik? Bugün ne yapılması gerekir? İnsanlar verecekleri şeyi o cinsten, o güne göre yani. Yani bugün diyelim hani ben bir burs vereceksiniz. Bugün mesela bir kardeşlerin zor durumdalar. Sahip çıkılması gerekir. Bugüne göre yani yapılacak olan şeyin elastikiyet, hani hocamız buna formatla oynama deniyor. Ve bugün o formatı günümüze göre uyarlamak, günümüze göre denkleştirmek lazım ve ona göre düşünmek lazım. Yoksa biz bunu da anlayamayız yani. Kalıbına sıkışmış bir şeyle, eğer izin verirseniz bir tane daha bir örnek vereyim. Bir Van'daydım. Bir gün bir muhterem bir zat geldi. Dedi ki ben zekatımı vermek istiyorum dedi. Çocukları topla dedi. Yurt çocuklarını. Ben çocuklara tek tek aldım, verdim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Hacı abi dedim, bizim böyle zekat alacak hiç kimsemiz yok dedim. Nasıl olur ya Bahattin Hoca, bunlar fakir fukara. Hacı abi dedim, bizim dilenecek adamımız yok. El açacak kimsemiz de yok. Böyle bir zekat bak klişeleşmiş. Kafasında belli klişeler var yani. Hayır dedim. Eğer bana güveniyorsan bize ver, bize biz onlara sahiplerine veririz. Ha yok değilse ben sana çocukların harçlık defterini getireyim, defter. Herkesin kaç kuruş harçlığı var. Sen oraya kendi elinle 50'şer mi yazarsın, 100'er lira mı yazarsın, ne yazarsan yaz. Zekatını o şekilde. Ben yoksa hiç kimseyi senin karşına çıkarıp da efendim el pençe divan durdurup da öpün dayınızın elini dedirtti de öyle bir zekat aldırmam dedim yani. Böyle dinimizde bir şey yok. Minnet yok ki. Sen kimin malını kime veriyorsun? Bu çocukların sendeki hakkı. Sen teşekkür etmen lazım onlara. Ve dolayısıyla yani son şeylerde değindiğim gibi öyle klişeleşmiş bir kısım şeylerden de dinimizi kurtarmak lazım. Ve bizlerin o günkü duruma göre ne lazım, ne yapılması lazım. Mesela bizim hani işlerimizde de bir sürü problemlerimiz var, eksiğimiz var, gediğimiz var. Ya bunlara koşturma zamanı bugün yani. Bugün bunları telafi etme zamanı. Bugün mesela mevsimi gelmiş bir arkadaşların himmet deniliyor. Yani gayret deniliyor. Ya koşun şurada bir ateş yanıyor. Ben şu prosedürü yerine getireyim sonra yangını söndürmeye koşayım. Öyle bir şey. Ya şu anda yangın var kardeşim. Yangın var. Bu yangının söndürülmesi lazım. Bu yangın sadece bizi enterese etmiyor. Tüm insanlığı ilgilendiriyor. Tüm insanlığı ilgilendiren bir günde, öyle bir zamanda sen bir kısım efendim araç gereçleri veya prosedürleri gayeye heder etmen lazım, feda etmen lazım. Yani bir kısım vasıtalardan
kurtulup esas amaca kurban etmen lazımken sen amacı bugünkü araçlara feda ediyorsun. Öyle de bir zekat, kusura bakma. Kim gelip senin elini öper ya? Mecbur mu bu millet gelip senin elini öpmeye fakir fukaranın? Bir karaktersiz, şahsiyetsiz, ezik bir insan peydah etmenin, böyle bir sınıf teşekkül etmenin de bir amacı olur mu yani? Dolayısıyla Allah'ımızın emrini iyi anlamak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatlarını çok iyi bilmek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hem sirren ve alaniye geçiyor ayetler. Hem açık hem gizli. Bir kısım yer var gizli, bir kısım yer var açık, açıktan. Ve dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bilmiyorum saatini doldurdum mu, doldurmadım mı? Evet. Kusura evet, bakmayın. Allah sizleri var etsin, bağışlasın. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Maksadın, ben de hatırlatayım diyecektim. Dışında da inşallah israfı kelam etmedik. Çok sağ olun. Allah razı olsun abi. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle abi. Görüşürüz. Kader kısmet olursa inşallah. İnşallah. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Hayırlı mesailer diliyorum. Seyircilerimize de inşallah bereketli ömürler, sağlık, afiyetler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizlere de abi. Sağ olun. Ne? Evet kıymetli seyircilerimiz, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.